Bir dakika demek önemli. Yani burası şimdi birden 15 cinsiyetten söz ediyorsun. Dünya meselelerini düşünür konuşurduk ya. Ben şimdi bakıyorum da iki nesil sonra aynı yaşta olanlar. Bir dakika otur oturduğun yerde. Ettiği lafa bak. Ne demek hocam toplumsal cinsiyet? Sonradan kazanırsın diyor yani. Yani erkek gibi doğduğuna bakıp da kendini erkek zannetme diyor. Belki sen başka bir şeysindir diyor. Dünya bu. Dünya böyle bir yer yani. Renkli, aldatıcı. Aldangaç diyor Hazreti Yunus. Aldangaç diyor. İşte adını koymuş yani. Telaşlarızın yok. Ne zorluyorsun. Biliyorsunuz avukatım bir taraftan. 20 küsur milyon derdest davadan bahsediliyor ülkemizde. Her üç kişiden biri diğeriyle kavgalı demektir bu. Ve cidden ürküntü verici bir tablodur. İmam Gazali'den naklen söyleyeyim. Belaya sabır her müminin kârıdır. Nimete sabır er müminin kârıdır. Şeriatta bu senindir, bu benim. Tarikatta hem senindir hem benim. Hakikatta ne senindir ne benimdir. Bunu da anlamazsan sana bir şey söylemem dedi. Bu son söz. Herkese merhabalar. Hukukçu, yazar, hitabet ustası Hayati İnanç'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizi görmek çok güzel. Hitabet ustası dedim. Söz ve konuşma becerisi çok çok önemli. Anadolu buna ayrıca anlamlar da yüklemiş. Demiş ki lafın piri vardır. Söz gerçekten de efsunlu bir şey midir? Sözde sihir tesiri vardır. Bu bir hadis-i şerif meali. Tabii sözde sihir tesiri var. Sözün etkili olması içinde şu kural son derece geçerli. Derler ki ağızdan çıkan kulaktan döner, kalpten çıkan kalbe gider. Sözün samimi olması, kalpten çıkması, söylerken kendi halini gözeterek konuşma gereğine işaret eder. Yani yapmadığın bir iyiliği söylersen mesela, muhataba tesir etmez. Askıda kalır. Samimiyet, ihlas, içtenlik yani. Efendim, sözün tesiri için en önemli hususlar. Süslü olması değil. O ikinci derecede, belki daha az, üçüncü, dördüncü derecede önemli. Önemli olan samimiyet. Yani satırdan değil, sadırdan mı? Sadırdan zuhur etmesi, evet. Ne güzel söylediniz. Sadırdan zuhur etmeli ve kalp sahibiyle meşgul olmalı. Gafil olmamalı. Sorumluluğunda olmalı insan ettiği sözün. Hesabı var çünkü. Hesabı var. Tek tek sorulur. Yani bugün sizi övebilirler, çok beğenebilirler. Ama her şeyi bilen var. Onun rızasını gözeterek, samimi olarak, kul olduğunun bilinciyle adam gibi konuşmak lazım. Hocam konuşmaya eskiler o kadar önem vermişler ki ağızdan çıkan kelimeye bile o kadar dikkat etmişler. Şöyle ki cemali ve celali anlamları bile ayırmışlar. Ben çok şaşırmışım mesela mutasavvıflar ışığı yakmak değil ışığı uyandırmak ifadesini derler. Kullanmışlar. Tabii. Ocağı söndür değil söndürmek celali bir ifade taşıdığı için ocağı uyutalım, ateşi uyutalım demişler. Tabii. Hani sihirden girdik ya, evet. Hastahane, şifahane örneğinde olduğu gibi. Sahiden de ağızdan çıkan kelimelerin kadere dönmesi, hayata karışması mümkün müdür? Yey tutarsa gerzeban, bilser dahi tutar karar. Ne gelirse ne kübet, her kişiye dilden durur. Sorunuzun cevabını Sultan 3. Murad'a verdirelim diye söyledim. Merhum Sultan 3. Murat okuduğum beyitte diyor ki diline dikkat et. Dilin neyi öncelerse, öne alırsa, neyi çok anarsa kalbin ve başın oraya bağlanır. Çok andığın şeyin esiri olursun. Eyvah eyvah. Zira insan sevdiğini anar, andığını sever. Sözün önemi oradan geliyor. Dil kalbin aynası. Anmak malum Türkçe bir kelime. Farsçası, Farsça kökenli olanı yad etmek. Arapça kökenli olanı zikretmek. Aynı anlamda. Neyi çok zikrediyorsan kalbin oraya bend olur. Oranın esiri olur. O yüzden diline dikkat et diyor 3. Murat merhum. 12. Osmanlı Sultanı Kanuni'nin torunu. En esaslı Sultan şairlerimizden biri. Divanı çok
görkemlidir. Sözün önemine bizde hemen her usta, söz ustası, gönül ehli büyüklerimiz hemen hepsi işaret etmişler çeşitli açılardan bakarak. Yunus Emre'miz başta. Kişi bile söz demini, demeye sözün kemini, bu cihan cehennemini, sekiz uçmağı da bir söz demiş. Cehennem gibi olan dünyayı cennete çevirir bir söz diyor. Vaktini bilmeli insan. Demini dediği o. Hem de öbür anlamda dem, yani olgun, pişmiş. Boğaz dokuz boğum. Dokuz kere söyle, bir düşün bir kere söyle. Var ya, iyi düşünmek lazım, çiğ lafı etmemek lazım. Kırıcı olmamaya çalışmak önemli. Verdiğiniz örnekler çok güzel hakikaten. Bir beyti daha getirdi hatırıma. Şöyle söyler, ismini hatırlayamayacağım şair, divan şairi. Sakın sen küyü Leyla'yı, Leyla'yı değil Canan'ı, sakın sen küyü Canan'ı, uzak dur sanma ey Mecnun, seher yola giren aşık, gece Leyla'da akşamlar. Sen sevgilinin muhitini, çevresini uzak sanma. Seher yola girersin, gece Leyla'da akşamlarsın Mecnun isen diyor. Şimdi ibare şu, yola girmek. Yola düşmek denilebilir. Yola çıkmak denilebilir. Ama ikisi de olumsuz çağrışımı olan kelimeler. Yola çıkmak dediğiniz yoldan çıkmayı hatırlatıyor. Yola düşmek dediğiniz düşmeyi söylüyor. Bir düşüş var. Bu iki ifade de sert bulunuyor ve şair tarafından yola giren aşık diyor. Olumlu söylüyor yani. Seher yola giren aşık, gece Leyla'da akşamlar. Maksadı ifade ederken mümkün olduğu kadar olumsuz mesajlardan kaçınarak, rencide edici olandan kaçınarak terbiye edilmiş bir usul, bir üslup. Esasen hitabet dediğiniz şey üslup aslında, yani en önemli kısmı o. Üslup, üsluba riayet edilirse her söz söylenebilir, faydalı olur, muhataba ulaşır, kalbine tesir eder. Ama üslupsuzluk sıkıntılara sebep olur, fitneye sebep olur. Kötü üslup güzel sözün katilidir. Ki Türkçemiz o kadar çok seçenek sunuyor ki hocam, sizin yine bir videonuzda çok güzel örneklemişsiniz ve özellikle son iki yıldır en sık kullandığımız ifade stres. Stres. Batı'dan aldığımız, oturuyoruz stres, kalkıyoruz stres. Bütün aradaki duygu tonajlarını, ton farklılıklarını stres diyoruz. Oysa ki stresin Türkçedeki karşılıklarını ne olur hocam bir söyleyiverin. Şimdi hava bulutlu stresli, cenazesi var stresli, borcu var ödeyemiyor stresli, tuttuğu takım mağlup olmuş stresli, oy verdiği siyasi parti muhalefette kalmış stresli, ekonomik sıkıntı var stresli, dediğiniz gibi hepsi stres. İyi de bu duygular, bu hisler birbirine benziyor mu Allah aşkına? Dediğiniz gibi yine o örneği tekrarlayalım, evet. Çok iyi takip etmişsiniz. Ayrıntıyı kaçırmamışsınız. Tamamen amatör bir insiyakla yaptığım bir derleme. Gam, gussa, kasvet, keder, melal, inkisar, ızdırap, hüzün, kahır, yeiz, efkar. Ve hepsi aslında birbirinden farklı anlamlar hocam, düşünebiliyor musun? Yani efkarlıyım dediğiniz noktada elemliyim olmaz yani. Efkar, tasa, dert, mihnet, elem. 15. Bir de bir çırpıda, hani ilk aklınıza gelen. İlk aklıma gelenler bunlar. Unuttuklarım hariç, listeye biraz daha özen gösterirsek. Üzüntü, sıkıntı, kaygı, enduh, küduret. Bugünlerde pek kullanmadığımız kelimeler. Hicran gibi şeyler de söylenebilir. Hepsi aynı anlamdadır demek istemiyorum ama bütün bunların işaret ettiği duygu biçimlerini, katmanlarını stres başlığı altında toplarsanız, hepsini unutur yerine stres derseniz, en ucuz faturası strese girersiniz. Strese girersiniz. Hayatın rengi solar ve bundan hiç kazancınız olmaz.
Eyvah bu bazıça da bizler gene yandık. Zira ki ziyan ortada bilmem ne kazandık demişti Ziya Paşa. Yani girilen bu oyunda bazıça diyor ona oyun adını veriyor. Kültürdeki kaymalar işaret ettiği şey o. Oyun dediği o. Tanzimat, ıslahat, inkılap, reform, devrim diyerek 150 yılda girilen süreci anlatıyor. Bir oyuna girdik ve kaybettik diyor. Zarar ortada ama bilmem ne kazandık. Ne var diyor kar olarak Allah aşkına siz bakın diyor. Yok. Gurur, kibir, şeref, haysiyet, izzeti, nefis, namus, iftihar kelimelerini göz ardı edip hepsine birden onur derseniz. 7 kelime saydım. 7'si gitti kaldı bir. Hepsinin yerine tek. Bir kere bu 7 kelime aynı anlama gelmez. Yakınlıklar vardır ama aynı anlama gelmez. Gururlu desem bir kişiyi tarafsız bir biçimde tarif etmiş olurum. Gururuna düşkündür, gururludur, tamam. Kibirli desem ben o adamı yermiş olurum. Çok yerici bir ifadedir. Hem de berbat bir ahlaktır. Kimse sevmez kibirliyi. Efendim, namuslu dediğimde işaret ettiğim şey başka, şerefli dediğimde başka. Ama bugün 7'sinin yerinde onur var. Bunun ne gibi bir zarar olur denilirse, işte o renkleri, o skalayı kaybettiğiniz zaman bir kere meramınızı anlatamazsınız doğru dürüst. Kavgaya sebep olur, geçimsizliklere, mutsuzluklara sebep olur. Bunca dava boşuna değil. Yani biliyorsunuz avukatım bir taraftan. Yani 20 küsur milyon derdest davadan bahsediliyor ülkemizde. Her üç kişiden biri diğeriyle kavgalı demektir bu. Ve cidden ürküntü verici bir tablodur. Konuşamayan dövüşür çünkü. İşte bu. Meramını anlatamayan çare yoktur. Şiddete başvurur. Şiddete maruz kalır. Yani hayatın tadı kaçar işin doğrusu bu yani. Kullanabileceği kelime ne kadar çoksa insanın o kadar kaliteli bir hayat, zevkli, neşeli bir hayat yaşar, faydalı olur çevresine de. 70 küsur bin kelime öğreniyor. Ortalama bir İngiliz çocuğu liseyi bitirene kadar. Bizde bu rakam 7 binlerde. Kaldı ki mutat gündelik hayatta 7 binde değil. Ancak 1000 bazıları için bundan da az. Bu kadar az kelimeyle ancak bu kadar konuşulabiliyor. Okuduğunu anlayamayan, kendini ifade edemeyen ve gerilen, o yüzden stres kelimesi çok işe yarıyor. Strese mahkum olan bir duruma düşüyor insan. Hiç hoş değil tabii. Ve isim veremediği duyguyu bir süre sonra yaşayamaz hale geliyor hocam. Değil mi öte yanda? Adı gidenin tadı da gider. Değil mi? İsim veremiyor. O aralıklar kaybolunca o duyguyu da hayatından çıkarmış oluyor. Bu kütleşmek demek yani. Bu en hafif tabirle tabii. İnsanın inceliklerden uzaklaşıp ayrıntıları kaybedip böyle siyah beyaz yani durumuna gelmesi demektir ki. Bu da lezzetsiz bir durum. Peki hocam, konuşmak ve iletişim becerisi evet. Ama yine bizim kültürümüzde çok önem atfedilen bir şey var ki o da susmayı bilmek. Susmak edilgen bir fiil midir? Yok. Konuşmaktan daha aktiftir yani. Daha etkilidir. Sükutundan tahammül ehlinin feryad olur peyda. Şairimiz Ali Emiri Efendi merhum. Sükutundan tahammül ehlinin feryad olur peyda. Yani diyor gönül sahibi, güzel insan, sabırlı, tahammüllü insanın sükutu öyle bir feryattır ki aslında işitebilenlerin farkına vardığı feryat. Bir hikaye anlatırlar. Kralın tahtını elinden almışlar. Feryat figan ağlıyor. Herkes duyuyor ızdırabını. Çeşitli kötülüklere maruz kalıyor, darbeye maruz kalıyor, ağlıyor, sızlıyor ama çocuklarını öldürmeye başlıyorlar, sesi çıkmıyor. Sorulduğu zaman büyük acılar ifadeye sığmıyor diyor. Yani en büyük acı da artık sesi de çıkmıyor. Yerinde sükut, kontrollü, hikemi, hikmetli sükut hep övülmüştür. İki dervişten bahsederler. Sohbetleri arada bir sırası gelenin
ya demesi. Sohbet bu. Duruyor. Ya diyor. Öbürü de ona cevap veriyor. Ya diyor 15 dakika sonra. Böyle. Ya. Tek kelime. Birinin misafiri gelmiş. Sohbete katılmış. Sıra ona düşünce demiş ki ya ya iki defa söylemiş. Ayrılırlarken öbür arkadaşı bu dostumuzu bir daha çağırmayalım geveze demiş. Hocam Hazreti Mevlana ile Hazreti Şems kapandıklarında merak etmişler. Siz çok iyi bilirsiniz. İzninizle anlatıyorum bunları. Acaba ne konuşuyorlar diye kapıyı dinlemişler. Sessizlik. Evet. Miyanı aşık u maşuk da güftü şinit olmaz. Şimdi esaslı bir beytin yeri geldi ama bakalım hatırlayabilecek miyim? Yarısını hatırladım. Üst mısrayı hatırlayamadım. Mefhumu anlatayım. Beyit gelecek yavaşça. Aşıkla maşukun arasında söz ve dinleme olmaz diyor. Kelimeye ihtiyaç olmaz diyor. Çünkü gönülden konuşurlar. Kalpten kalbe giden bir yol var. Minel kalbi ilel kalbi sebiyle sükut ile anlaşırlar. Efendim gelmedi bakın. Muhabbet. Allah, hocam Allah, bazen gelmiyor böyle. Hocam siz de niye unutuyor? 7000 söylüyor işte. Beyti hatırlıyorsun. Sonra, o kadarı hatırlamadığınız bir tanıcı da ağrı yapıyor böyle sıkıntıya. Gene gelecek o bir tarafta dursun efendim. Şöyle bir durum var. Derler ki evliya-i kiramdan mürşit bir zat-ı şerif dergahında otururken birisi uzak bir memleketten gelmiş. Sohbetten istifade etmeye niyet etmiş. Oturmuş, yerini almış. Bekliyor. Ama hayret. Hazretin ağzından tek kelime çıkmıyor. Hiç. Uzun bir zaman geçmiş. Artık dayanamamış. İçinden düşünüyor. Gerçi kelam yine yok da. Allah Allah. Bir şey duyup da gitseydik. Bu kadar da yoldan geldik falan. Hazret ona dönmüş. Demiş ki, sükutumuzdan istifadesi olmayanın kelamımızdan da olmaz. Yani sükut bir dildir. Onu da anlamak gerekiyor. Ama gönül dili işte. Kalpten kalbe. Hal ile. Yine bir söz. Mutasavvuf büyüklerimizin işareti. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır. Hal dili, kal dilinden çok daha anlatıcıdır, çok daha göstericidir, yol göstericidir. İşte bu dikkat ister. Candan bir dinlemeyi, takip etmeyi gerekli kılar. Fani olmayı yani. Öyle sevmeli ki yani deruni, kalpten kalbe, öyle bir muhabbet hasıl olduğu zaman söze ihtiyaç kalmaz. Söz gevezelik sayılır artık. Az önce yine çok güzel bir yere değindiniz hocam. Hal ehli olmak, yani anlattığını hayata geçirmiş olmak. Zaten bazı büyüklerimizin ifadelerinin bu kadar etkili olmasının temel nedeni hayata, yani satırdan değil yine sadırdan konuşması. Siz çok iyi bilirsiniz. Dilerim yanılmıyorumdur. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir gün geç gelmişler konuşmalarına. Oyalamak için de oğlu konuşmuş, cemaati oyalamak için. Kimse etkilenmemiş oğlanın konuşmasından, herkes böyle bakıyor. Sultan gelmiş, ya işte geç kalmasının nedenini basit bir dünya işiyle açıklarken herkes ağlamaya başlamış. Oğlu ya, demiş ki, ya, ben neler anlattım, kimse etkilenmedi, sen ne dedin, herkes ağlamaya başladı. İşte sadır. Kalpten geliyor. Kalpten geliyor da ondan işte. Peki hocam, biraz sizin hem yaşam tecrübeniz hem videolarınızda anlattığınız konulara gelmek isterim. Bu hani büyümek, olgunlaşmak, hedefe böyle güzel insanların vardıkları yeri en azından hedefe koymak için mutasavvıflar diyorlar ki iki şey gerekli. Ya Sille-i Hüda ya Cezbe-i Rahman. Cezbe-i Rahman kolay olanı. Sille-i Hüda ile baş etmenin yolu, yordamı, tiyosu nedir? Hem bir büyüğümüz olarak, hem bu işe ciddi kafa yoran biri olarak. Sille-i Hüda ile nasıl baş ederiz? Ben bu meseleyi şimdi sizden duyup öğreniyorum evvela. Bu bir. Ama meram anlaşılıyor. Şaka yapıyorsunuz. Yok, hayır.
Başıma çok sık gelen şeylerden biridir. Nasıl olsa sen bilirsin diye sorulan sorularda genellikle bilmem ben. İnsanlar öyle zannediyorlar ama meram açık. Yani ne olduğu anlaşılıyor veya ne anladıklarımı ben sizinle paylaşmaya çalışayım. Sille-i Huda. Celal ile terbiye edilmek, Hak Teala'nın şefkat tokadı atması yerine göre. Buna ben Taşlıcalı Yahya'nın bir mısrağında rastlıyorum. Kanuni Sultan Süleyman merhumun şiiri üzerine genişletmiş, yazmış. O meşhur beyti var ya, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bu beyti almış Taşlıcalı Yahya isimli şairimiz. Üzerine 8 mısra ile çalışmış. Taşir diyoruz buna, onlama. Yani ikili onlu hale geldi. Hasta olmak güşimali Hazreti İzzet gibi. Her kişinin yalımın alçak eder gurbet gibi. Değme bir kişi göre gelmez refahiyet gibi. Naleler güya derayı rehleti rahat gibi. Darı dünya cayı firkat menzili mihnet gibi. Devleti bir aleti hengameyi zahmet gibi. Sağlığın bünyadı yok ayinede suret gibi. Matlağı şahı cihanın maşrıkı hikmet gibi. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bir beyte yaptığı çalışmayla yazdığı bir tez. Birinci mısra. Hastalık, yoksulluk, itibarsızlık, klasik söylenişiyle illet, kıllet, zillet. Sana geldiği zaman sızlanma, bir derde uğramış gibi hissetme, öyle anlama. Çünkü gönderilen nimetin habercisidir, bu bir. Zarftır yani. Zülcelali vel ikram. Mektup gelince insan zarfa değil mazrufa bakar, içini açar bakar. Bir bak içine ne çıkacak. Sana böyle bir sıkıntı, diken geldiyse, ona diken diyelim, gül geliyor da ondan, habercisidir. Seni yetiştirir, seni olgunlaştırır, pişirir, tozundan kirinden arındırır, seni temizler. Kirli olan madeni, demiri ateşe sokarlar, tertemiz çıkar. Odun yanar, kül olur, adam yanar, kul olur. Sana bir nimettir gelen, bunu bil. Yoksa Hak Teala kuluna ya adaletle muamele eder ya ihsanla, asla zulmetmez. Zannetme ki sen kadre uğradın, başına bir şey eyvah falan. Hayır. O senin lehinedir. En sevdiklerine en çok dert ve bela gönderiyor. Adet-i ilahi böyledir. En sevdiklerinin içinde en sevdiği de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nelere uğradı? Şöyle bakıldığı zaman öksüzdür, yetimdir. Çocuk yaşında dedesi de vefat etmiştir. Bak, fakirlik vardır zaten. Zor şartlarda yaşamıştır. Bütün akrabası, etrafı, komşuları birçoğu tarafından uğramadığı sıkıntı kalmadı. Ve ömrü boyunca ağladı. Çocukları vefat etti. Tek tek kaç çocuğunu toprağa verdi. Cebrail Aleyhisselam Hak Teala'ya arz eder. Niçin en sevdiğin kuluna, Habibine bunca sıkıntı tensip ettin ya Rabbi? Benden başkasına bakmasın, başkasıyla mutlu olmasın. Benden başkasından bir şey beklemesin. Kendisi zalimden bir iyilik görmek istemem diye dua ederdi. Kalbim meyleder diye korkarım diye, yetmesin diye. Yani verilen o illet, kıllet, zillet, sille-i rahmani dediğimiz şey aslında kementtir. Sevgiliye atılan kementtir. Eskiler bunu şöyle ifade etmiş. Derdübela kemendi mahbubtur. Sevileni çekmek için atılan kementtir. İlk anda bir darbesi olur tabii. Cız eder, bir düşünürsün. İşte o anda en şiddetli anı da odur zaten. Sabırla ve güzellikle karşıladığın zaman hem onun şiddeti azalır, dahası ehli için lezzeti artar. Bundan lezzet alır. Çünkü gelene değil gönderene bakmaktadır. Rahmetli Turgut Özal'a soru sormuşlardı.
Cumhurbaşkanıyken. Efendim çok işitiyoruz böyle maneviyat erbabından, şeriat, tarikat, hakikat. Anlayamıyoruz, nedir bunlar? Beni mi buldunuz soracak dedi Cumhurbaşkanı. Efendim biz de sorduk dediler. Tabii o rahleden geçmiş adamdı, bilirdi tabii, haberdardı. Madem sorduğunu söyleyeyim dedi. Farz edin ki 3 kişi Beyazıt Camii'nin şadırvanında abdest alırken yan yana, bahçeye giren bir zorba, bir gayri hakkın durup dururken birer tokat vurdu bunlara ensesine. Vurup geçiyor, vurup geçiyor. Birincisi tokadı yiyince abdesti ara verdi. O şiddette bir tokatla cevap verdi. Bu şeriattır. İkincisi dönüp şöyle bir tebessümle baktı. Bakışındaki sebep ve mana şu: Hak Teala bize bir tokat hediye etti. Acaba kiminle gönderdi? Elçiye bakıyor. Bu tarikattır. Üçüncüsü dönüp de bakmadı. İstediğiyle gönderir, bana ne dedi. İşine devam etti. Bu da hakikattır. Soran kişi galiba iyi anlamadı. Sen bunu anlamadın dedi Özal merhum. Şeriatta bu senindir, bu benim. Tarikatta hem senindir hem benim. Hakikatta ne senindir ne benimdir. Bunu da anlamazsan sana bir şey söylemem dedi. Bu son söz. Bu son söz dedi. Asille-i Rahmani, Hak Teala'nın acı ilaç kabilinden bir hediyesidir aslında. Hazreti Mevlana diyor ki, halıyı döven adamı gördüğünde adam halıya kızmış mı sandın? Hayır, temizliyor. Saraya serilecek halının temiz olması lazım. Onun için vuruyor sopayı, kızdığından değil. Eğer o toz başka bir yolla giderilirse, yani sen halısın bu arada verdiğimiz halde, nasıl giderilir? İstiğfarla giderilirse sopaya gerek kalmaz. Sopayı kenara koyar usta, o deterjan, tevbe istiğfar deterjanıyla temizlendiyse, sabunuyla. Hak ettiğin bir cezanın hafifletilip öne alınmasıdır yani. Çoğu kere dert ve belanın tarifi o. Allah göstermesin, ahirete kalsa çetin azaplara dönüşecek. Dünyada sana hafifinden, ya binde bir, on binde bir kabilinden hafif bir acıyla hem yükün azaltılıyor hem kalbin bağlanıyor. Bir de insanın öyle bir tarafı var. Acize düşünce gözü yaşarır, boynunu büker, duaya açılır. Efendim, yani insan ikaza muhtaç, yani nasihata muhtaç. Yoksa gaflete düşüyor, rehavete kapılıyor, şımarıyor. Yani nefsimiz var, nefsimiz var. O yüzden silleye öyle bakmak lazım. İçinden geçtiğimiz dönemler, insanın şımarıklığının hatırlatıldığı dönemler bir başka bakış açısıyla hocam. Yahya Kemal'in çok güzel bir ifadesi var. En büyük öksüzlük köksüzlüktür ya, der. Şimdi çeşitli iddialar var. Siz de takip ediyorsunuzdur. O da şu, işte komplo teorisyenlerinin, bazı plan kurucuların söylediği, artık insanlar kendi genetik kodlarından, kültürlerinden uzaklaştırılacak, dünyada tek bir kültür oluşturulacak deniyor. Oysa ki bizim milletimiz çok bağlıdır kültürüne. Arada bir savrulsa da döner dolaşır yerini bulur. Eğer bu plan, bu iddia doğruysa muktedir olabilirler mi? Yani geleneksel kodunu insanı insan yapan nüveyi unutturabilirler mi? Buna çalışırlar. Doğrudur. Buna çalışırlar. Ama dediğiniz gibi üzerimizde başarılı olamayacaklarını ben de ümit ediyorum. Fakat bu yöndeki çalışmayı pek komplo gibi de görmüyorum. Aklıma ilk gelen örnek erkek ve kadın. İnsan erkek ve kadın, erkek ve dişi. Son 3-5 yılda sayamayacağımız kadar çok cinsiyet çeşidi kavramıyla karşılaşıyoruz. Yani şimdi yapma ya. Allah Allah. Neleri bilmiyormuşuz meğer biz. Burada bir yapaylık, sunilik, bir kötü niyet, bir tasarı, toplum mühendisliği yok mu yani? Göz göre göre. O harfler de uzayıp duruyor yani. Üçlü, dörtlü, beşli artıyor. Hep yeni, her gün yeni bir cins çıkıyor ortaya. Ve bu
insanları aynen sizin veciz biçimde ifade ettiğiniz üzere mensup olduğu kökten, derinden gelen bütün özelliklerinden, kültürel farklılıklarından arındırıp kullanışlı tüketici haline getirme projesi olduğu, küreselci bir proje olduğu görülüyor. Ama yine isabetle işaret ettiğiniz gibi hayli sağlamdır köklerimiz. Köksüzlükten en son bahsedilecek millettir milletimiz. O yüzden dayanıklıyızdır tabii. Kolay kolay kül yutmayız. Ama farkındalığa çok ihtiyacımız var. Bu iş gaflete gelmez. Yani şimdi evlerimizde hemen hepimiz için belki aynı şey yaklaşık olarak az ya da çok şiddetle herkes için geçerli. Çocuk internette, yetişme çağında günde 2 saati aşan ekran tutkusunun klinik bir vaka olduğunu, tedaviye muhtaç bir durum olduğunu, bağımlılık sayıldığını ehli söylüyor. Ne ikisi 4, 8, 10 saat daha fazla orada. Ve orası da sanal ismi üzerinde. Yani yalan. Hangi alem daha gerçek? Hangisinde yaşıyor bu çocuk tereddüt içinde? Böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu ihmal edemeyiz tabii. Doğrudur. Ne lazım bize? Bize uyanıklık lazım. Bize teyakkuz, biraz daha ne oluyor falan böyle bir dikkat lazım. Paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibiyiz demişti bir tarihçi bana programında. Ben sunucuydum, sormuştum da. Haberdar olmak, kendi birikiminden, geçmişinden haberdar olmak burada panzehir hükmünde çok da önemli. Ama işte orada biraz zayıf kaldığımız da doğrudur. Modernite bizi sanki çok etkiledi, gereğinden fazla etkiledi. Şuradan başlayabiliriz. Bu saydığımız unsurların, sistemlerin tamamı bizim kullanmamız için var. Bunlar alettir, vasıtadır, araçtır, amaç değil. Parayla insan ilişkisi buna çok benzer. Köle olarak, hizmetkar olarak çok işe yarar da efendi olursa zalimdir. Onun emrine girmek, onun yönetimine girmek tehlikeli. Yoksa kullanacağız teknolojiyi de, neyse internette ne varsa, yani şu anda olduğu gibi mesela. Ama ona kullanılmak, onun gündemine mahkum olmak bizi bizden uzaklaştırır. Bizi mutsuz kılar. Hayatımızın anlamını zedeler, örseler. Bundan sakınmak lazım. Hocam, burada tehlike ve üzücü olan maalesef bu pandemi zorunlu yasalarıyla birlikte işte bu nakli yapacak büyüklerimizle aramıza duvar örüldü. Kim yapacak, kim hatırlatacak bize geleneksel hafızamızı? Sizler. Ama aramıza duvar örüldü. Oydu buydu derken o nakil yapılamaz hale geldi. İşte tam da o. Yani tam da o. O problemin kendisi. Yani bu adına artık pandemi mi denir, plandemi mi denir? Yani o hacet yok bu tartışmanın içine girmeye. Ama bir plan değil idiyse bile zaruri sonucu şu ki beşeri ilişkiler, temaslar ya zorlaşıyor ya ortadan kalkıyor. İnsan medeni olmak için yaratıldı. Bu ilişki cereyan etmezse, sohbet cereyan etmezse, insanlar el ele, omuz omuza değil, olamazsa makineleşme, robotlaşma gibi bir durum kapıda bekliyor. Ki bunun izlerini artık görmemek mümkün değil. Bando çalarak geliyor hatta. Hemen hocamızın çayını yenileyelim arkadaşlar. Hocam, az önce sizin de çok güzel değindiğiniz bu
cinslerin arasındaki kadın ve erkek kimliğinin maalesef ki birbirine karışması ve bunun en önemli tezahürünün tabii ki evlilik kurumuna yansıması. Çünkü temel kurallar var. Kadın ve erkek belli bir yaşta evlenip çocuk yapacak. Ancak bu cinslerin içinin boşaltılmasıyla direkt yara alan kurum evlilik aile, oluyor. Evet. Aile ve evlilik, evet. Aile ve evlilik oluyor. Sonuçları ne? Elde var hüsran. Şimdi biraz daha farklı bir konsept içinde ama komşu bir konu olarak buna da aydınlık vereyim, ışık tutacak. Türk toplumu üzerinde çalışan, imha etmek, yok etmek üzere çalışan, savaş yapan, ciddi savaşlar yapan, mesela 18. 19. yüzyıl Rusya, farklar oldu. Büyük savaşlar oldu. Ve biz de İstanbul'da bulunan, halen de bizimle komşu, Fener Patriği bir mektup yazdı Rus çarına. Türk toplumunu, Türkleri savaşla, mermiyle falan bitiremezsiniz. Bunlar ölümden de korkmaz. Onları bitirmenin en kolay yolu aileyi yıkmaktır. İşte. Bu konuda çalışın diyor. Mektup 1820'de yazıldı. 201 yıl oldu. Plan eski yani hocam. Plan eski. 201 yıl sonra dönüp baktığımızda ne görüyoruz? Zorlaşan evlenmeler, evlenmenin zorlaşması, boşanmaların artması, kafaları karıştıran gayri tabii, gerçek dışı, yani toplumsal cinsiyet diyor ya. Ettiği lafa bak. Ne demek hocam toplumsal cinsiyet? Sonradan kazanırsın diyor yani. Hmm. Yani erkek gibi doğduğuna bakıp da kendini erkek zannetme diyor. Belki sen başka bir şeysindir diyor. Yani küstahlık, cüretkarlık fevkalade böyle saygısızca da cereyan ediyor yani. Bir takım bayraklar ve renkler ismi altında böyle evet, normalleştirilerek. İşte insanın bu tarafı çok zayıf. Propaganda korkunç bir silah. Zaman içinde kanıksama oluyor. Normal, o yüzden böyle yani dik durmak, uyanık olmak, telaşa kapılmadan bir dakika demek önemli. Yani burası tam da one minute noktası yani. Bir dakika. Böyle kabule zorlayan peşin hükümlerle falan, yani geçmişini bilemediğimiz kadar uzun bir tarihi macerası olan insan, erkek ve kadın iki cinstir. Yani bunu herkes biliyor, bilmeyen yok. Şimdi birden 15 cinsiyetten söz ediyorsun. Bir dakika. Otur oturduğun yerde. One minute. One minute yani. O noktasındayız. Telaşa mahal yok. Ama asla gaflete, rahavete de imkan yok yani. Fırsat vermemeli, uyanık olmalı. Biz insanız ve insan da erkektir veya kadındır. Lafı uzatmanın alemi yoktur. Sözü yormamalıdır. Bizim medeniyetimiz, bizim geleneğimiz o kadar sağlam bir öğreti usulü ile gelir ki bize. Hadi bugün de bugünün bir hatırası olarak kadın utanır, erkek kıskanır. Bizde bir de böyle bir yani ahlaki olarak fark ettiren nedir? Vallahi erkek kıskanır. Ne güzel söyledi değil mi şairimiz? Bin fersahtan duyarım kimle gülüştüğünü. Alnımdan öz kardeşim öpse ben irkilirim. Değil yalnız ardıma kimlerin düştüğünü. Kimlerin rüyasına girdiğini bilirim. Yüzünde göz izi var sana kim baktı yarim. Kıskanmak aşkın kanununda var. Gerçek seven kalbi bu duygu sarar. Henüz 3 yaşında bir kardeşim var, seni ondan bile kıskanıyorum gibi şiirlerimize de yansımış. Bu erkeğin hayat tarzı yani tabii duygu biçimi. Kadında da haya, utanma, yani utanma, ar, enteresan. Hazreti Peygamber'in bir sözü geliyor hatırıma. Utanmıyorsan ne yaparsan yap. Utanmıyorsan ne yaparsan ne yap. Ne kadar. Şimdi kime denir ne yaparsam yap, gözden çıkarılmış, insanlıktan çıkmışsa bir kişiye
ne yaparsan yap dersin. Efendimiz gayet veciz bir şekilde, zarif bir üslupla, utanmıyorsan ne yaparsan yap dedi. Yani insan sayılmıyorsun neredeyse. O durum evet, o yani. Hocam, evet. Ölecek hastaya ne yerse yesin dedikleri gibi bir durum yani. Hocam az önce kadının utanması konusunda eğer izin verirseniz bir şey söylemek isterim. Siz çok iyi bilirsiniz. Ben siz hukukçu olarak, İslam hukukuna da vakıf olarak öğrendiğimde çok etkilenmiştim. Mesela İslam hukukunda kadının evini temizlemesi bile gerekmiyor. Bu görevi değil. Sadece iffetli olacak. Evet. Doğurduğu evet. Çocuğu emzirmesi bile gerekmiyor. Görevi yani değil. Mecburi değil. Evet. Ama iffetli olacak. Evet. O vazifesi, o görevi emzirmesi ve dediğiniz diğer hizmetleri yapması ihsanıdır. Seve seve de yapa gelmiştir biliyor musunuz? Yani yüzlerce yıllık bir birikimden söz ediyoruz ya. Yani insanı fıtratının dışına zorlayarak, yani tabiatının dışında bir takım alışkanlıklar empoze, enjekte ederek insanlıktan uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Yani bunun da tabii birilerinin işine yarıyor da ondan. Yani siz bir pazarlama unsurusunuz yani bir bakışa göre. Bir bakışa göre yine aynı bakışa göre daha doğrusu kendiniz metasınız yani. Bu çok da acımasız bir yaklaşımdır. Yani sizin yaşamanız mı maliyetli, ölmeniz mi, bunu dahi hesaba alan bir ruhsuz, merhametsiz bir dünya görüşü söz konusudur. Bu hep mi böyleydi? Katlanarak bugüne mi geldi hocam? Katlanarak gidiyor. Yani ilişkiler ağı yaygınlaştıkça, network genişledikçe, bu küreselleşme dediğimiz şey, etkileşim daha etkin hale geldikçe, güçlendikçe şiddeti arttı. Çivi nerede çıktı hocam? Sanayi devrimiyle mi çıktı? Çivi ilk dişli. Sanırım sanayi devrimi yani. Bu ilk defa çivinin başının oynadığı yerdi diye düşünüyorum. Bana öyle geliyor. Bu esaslı bir yani üçüncü dalga derler ya yani sanayi devrimi ama arkasından gelen yani 100 yıl kadar sonra gelen şu iletişim devrimi alışılmadık böyle geleneğin dışında birçok ulaşım biçimleri, insanların birbiriyle temsilme biçimleri yaygınlaştı. İnternet muazzam bir devrim. Dijital zaten aldı. Dijital hepten çığırından çıkmasına sebep oldu. Evet, evet. Bize düşen bunların alet olarak kullanılmasında başarılı olabilmek, bunu kavramak, telaşa düşmeden. Yani neticede işte bu dünya böyle bir yer yani renkli, aldatıcı, aldangaç diyor Hazreti Yunus. Aldangaç diyor. İşte adını koymuş yani. Telaşa lüzum yok. Ne zorluyorsun? Adı belli. Büyükler koymuşlar. Hocam peki sizi çok fazla yormak istemiyorum. Buradan bir yere davetlisiniz. Son cümlelerinizde evet hala umutluyuz insan formuna. Kadın, erkek bu alışık olduğumuz geleneksel kodlarımızı yaşamaya meyyaliz, talibiz. Sizin yine evlilikle ilgili muhteşem bir ifadeniz var. Evlilik dünya işi değil diyorsunuz. Evet, ahiret işidir. Elbette. Ne demek istiyorsunuz hocam? İnsan ahiret içindir de ondan. Yani ahirete gitmek üzere dünya denilen yerde bekleyen bir varlıktır. Sonsuz hayat sahibidir insan da ondan. Dolayısıyla bu dünyadaki en önemli işlerinden biri olan evlilik sonucu ahirete yansıyan muazzam bir önemli iştir. Yani böyle bugün evlendim falan, 3-5 çocuk oldum falan. Yani böyle bir oyun değil yani. Kim olduğun değil, kiminle olduğun önemli. Evlilik de bunun en üst biçimi, formu. O halde bunun ahiret işi olduğunu, sonuçlarının ahirete yansıyacağını, ya felakete ya saadete sebep olacağını, üçüncü bir alternatifin de olmadığını çok iyi idrak ederek ciddiyetle ele almalı. Bu işin önemini kavramalı. Hak peyda eder, hak hukuk doğar. Yani ben 41 yıllık evliyim. Bana elbette öncelikle sorulacak bir husustur. Yani ben ona nasıl davrandım, hakkını ne yaptım, yani rencide ettim mi etmedim mi sorulacaktır. Sonra birlikte çocuk yetiştiriyoruz. Benden fazla onun emeğiyle, onun gayretiyle. Yani evlilik böyle bir müessese, bir sığınak, bir liman efendim. Bu anlayışa gelememiş kişinin de beklemesi lazım, evlenmeyi acele etmemesi lazım yani. Hmm. Anlayacaksın yani öyle hadi yaptık yaşım oldu. Yaşım geldiğiyle olmaz bu iş. Olmaz.
akıl yaşının gelmesi lazım. Hocam eskilerin yaşı neden daha erken geliyordu da bugün işte kaç yaşına gelmesine rağmen? Ben de çok merak ediyorum doğrusu. Yaptığım karşılaştırmalar beni çok şaşırtıyor. Yani 15-16 yaşında biz dünya meselelerini düşünür konuşurduk ya. Ben şimdi bakıyorum da iki nesil sonra aynı yaşta olanlar da böyle kaygı görmüyorum. Değişiyor demek ki nesillerin alışkanlıkları, hayat şartları değişiyor. Daha zordu, pişiriyordu demek ki. O da önemli. Şimdi biraz fazla, haddinden fazla hak edilmemiş bir refah yaşanıyor. Onun da sonucu var. İşler kolaylaştı. Böyle daha menfaatçi, daha yüzeysel. Hadi. Hak edilmemiş refah dediniz hocam. Cemalle olgunlaşmak zor mudur? Daha mı zordur? Elbette. Elbette. Veya yani şöyle, lütufla büyümek daha mı zordur? Elbette. Şöyle de ifade edilebilir. Darlık imtihanı zordur tabii ama varlık imtihanı daha zordur. Varlıkla imtihan zordur. Şöyle de ifade edilebilir. İmam Gazali'den naklen söyleyeyim. Belaya sabır her müminin kârıdır. Nimete sabır er müminin kârıdır. Zordur yani. Nimette sabır ne demek? Nesine sabredeceğim? Ha, imkanın ve fırsatın olduğu halde doğru yolda kalmak, sapmamak zordur. Darlıkta nispeten kulluğa daha yakınsındır, boynun büküktür. Daha bir terbiyeye müsaittir yani. Ama her şey elindeyken, gençlik var, imkan var, para var, efendim refah var iken insanın şuurunun uyanması biraz daha zordur tabii haliyle. Sanırım ona işaret edilmektedir. Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bizi derin sularda dolaştırdınız. Ben çok teşekkür ediyorum. Hocam Google'da isminizi aradığımda Hayati İnanç dediğimde en çok sorulan soru şuymuş. Hayati İnanç'a nasıl ulaşırım? Sizce ulaşmak isteyenler size ne sormak isterler? En kestirme yol duadır. Dua ile ulaşın. En kestirme yol odur. Ama bunun dışında telefonlara cevap verebilme imkanından cidden mahrum olduğum için, çok zorda kaldığım için web sayfamdan mail gönderilmesini gerekiyorsa, yani önemli bir şey varsa, lüzum hasıl olursa, acele etmeden, cevabını beklemekte fazla da acele etmeden oradan sağlıklı olur diye düşünüyorum. hayatinanc.com web sayfam. Tabii web sayfama ulaşmışken, orayı açmışken sevgili dostlarımız, gençler, kardeşlerim, bana ulaşmaktan vazgeçip o sayfada vasiyet ettiğim kitapları tıklarlarsa, ekrandan rahat rahat okuyabilecekleri PDF formatında koyduğum kitapları okurlarsa daha sağlam ve faydalı bir iş yapmış olurlar. Bize ulaşacaksınız da ne olacak? Buna değmez ama orada verdiğim işaretler, vasiyetimdir şu kitaplar dediğim 5 madde cidden önemli. Sevgili gençlerimize bunu söylemek isterim. Bizi boş versinler. Ne olacak ulaşacak? Dua etsinler ama. Yani kul kulun duasıyla kurtulur. Yaptığınız bir hayır duanın faidesi bizden önce size olur. Bu iyi bilinmesi gereken bir husus. Sen benim haberim bile yokken hakkımda bir hayır dua edersen önce sana verilir o istenen şey. Yani iyilik iste ki iyilik bulasın yani. Sen usandırma, eli elde usandırmaz seni demiş şair. Neden arıyorlar bilmiyorum. Karşılaştıklarım da samimiyetle, muhabbetle hep. Yani sevgili gençler, ben sorduğumda şöyle cevap veriyorlar. Ne arıyorsunuz bizim konferanslarımızda dedim gençlere. Birçok kişiye sordum. Eğlence değil, top değil, pop değil ya yani falan. Hocam güzel bir şey söylendi de dinlemedik mi? Verildi de almadık mı? Görüyorsunuz ki alıyoruz. Yani mesele şurada. Bize bir şey verilmiyor diyorlar. Yakınıyor çocuklar. 7 yaşında gözümüzü açıyoruz. Aman şu sınav bu sınav diye kamçılanmaya başlıyoruz. 30 yaşına kadar kamçılıyoruz. Koş 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 canımız çıkıyor diyorlar. Çocuklara da yaklaşırken, gençlerimize bakarken bunu da göz ardı etmemeli. Sınavdan ibaret değil bu hayat dediğimiz şey. Geldi geçiyor zaten. Yani anlamını doldurmak, değerine ulaşmak, güzel yaşamak, güzel kul olmak işin aslı. Sağlıklı ömürler diliyoruz size. Eksik Hayati olmayı. Çok teşekkür ediyorum Allah geldiğiniz olsun. İçin. Ben teşekkür ederim. Yıllar sonra sizi görmek ayrıca güzel. Allah razı olsun. Eksik olmayı. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için de. Tekrar görüşmek üzere.